Altıncı konuşmacı Adana Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş. Süreniz 10 dakika, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Adalet Akademisi'ne ayrılan bütçe görüşmeleri üzerine söz almış bulunuyorum. Doğrusu Adalet Akademisi, hakim savcı adaylarının mesleklerine başlamadan önce daha deneyimli kadroların yetişmesi amacıyla rahle-i tedrisatlarından geçtikleri bir merkez. Böyle tarif edebiliriz. Yani hakim savcı adayları göreve başlamadan önce kendilerine dair, görevlerine dair esasları, etik değerleri ve diğer ayrıntıları bu kurumdan öğreniyorlar. 6 aylık bir staj gibi düşünelim. 6 ay adliyede, 6 ay da burada bir eğitime tabi tutuyorlar ya da böyle iddia ediliyor. Şimdi yani açıkçası Adalet Akademisi'ni konuşurken Adalet Akademisi'ne bağlı olmak dışında yargının içinde bulunduğu durum ne? Yani o gencecik öğrencilerin, hakim savcı adaylarının o eğitimde gerçekten ne gördükleri, daha çok şu anda hakim ve savcıların nasıl karar verdiklerini, bağımsız olup olmadıklarını, bağımsız değillerse nasıl tarafsız olabileceklerini değerlendirmemiz gerekiyor. Zira söz konusu akademilerde kendilerinden daha deneyimli ve şu anda bütün dünyanın, Türkiye'nin dehşetle izlediği kararları veren deneyimli hakim savcılar eğitimci konumdalar. Şimdi o eğitimciler bu gencecik hakim savcı adaylarını nasıl eğitiyorlar? Hangi evrensel ilkelere göre eğitiyorlar? Aslında budur bizim temel tartışma konumuz. Şimdi bu konuda yargıya ilişkin çokça şey söylendi. Ben de bu kürsüden çokça söyledim ama buna dair Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in sözü birçok şeyi açıklamaya yetiyor aslında. Diyor ki daha 15 Temmuz yaşanmamıştı. Geçmişte yargıya olan güven %70 idi, şimdi %30'lara düştü. Eminim şu anda bu 30'larda yerlerde sürünüyor. Hiç kimse aslında yargıya güvenmiyor. Eminim iktidar partisi sıralarında oturan değerli milletvekilleri de bu sıralardan kalktıktan sonra yargıya güvenmeyecekler. Şu anda güveniyorlarsa da iktidar partisi milletvekili oldukları için güveniyorlar. Ama biz yargıya güvenmiyoruz. Güvenmemiz için hiçbir sebep yoktur. Şimdi diğer istatistiklere hiç gerek yok. Şöyle bir şey var. HSK'yı ne kadar değiştirdi Türkiye AKP iktidarı döneminde, bunu çok iyi biliyoruz. 17-25 Aralık'tan sonra HSK'nin yapısı çokça değişti. En son 2016 referandumuyla HSK olarak revize edildi ve tümüyle yürütmeye bağlandı. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu'nun tümüyle ya hükümete bağlandığı bir ortamda yargı ne kadar bağımsız ve tarafsız olabilir? Bunu hiç hukukçu olmaya gerek yok. Herkesin değerlendirebileceği bir mevzudur. Şimdi burada adli yıl açılışları biliyorsunuz artık Beştepe'de yapılıyor. Orada yapıldı, sarayda. Hakim savcı kura çekimleri bile Beştepe'de yapıldı. Ve hala bu kurayı yaptıran ve iktidarda olan parti yargı tarafsız ve bağımsızdır diyor. Neye göre tarafsız ve bağımsız oluyor? Tabii ki değildir. Yani bunu usulen sadece söylemiş olmak için söylüyorlar. Çünkü aksi halde bir partinin yargısı, siyasallaşmış bir yargı hukuk devletlerinde asla yer bulamazlar. Yani bununla ilgili şüphesiz çokça anekdot var yargının bağımlılığına ilişkin. Ama hakim savcıların bu konuda çok değerli görüşleri de var. Değerli hocam, partimizin milletvekili Mithat Sancar'ın da bu konuda TESEV ile birlikte yaptığı bir çalışmada çok ayrıntılı değerlendirmeler var. Ben milletvekillerinden gerçekten o kitabı özenle incelemelerini istirham ediyorum. Orada hakim savcıların daha önceki yıllarda, bu 15 Temmuz'dan sonra bu halde, bu itiraflarda bulunamazlar tabii. Onlar bile o dönem ne kadar zor durumda olduklarını söylemişler. Değerli milletvekilleri, yargı tarafsızlığın ön koşulu bağımsızlıktır. Bağımsız olmayan bir yargı erki zaten tarafsız olamaz. Şimdi sicilini tutan, maaşını veren, onu istediği yere atayan, onu istediği yere sürgün eden, onu istediği zaman tutuklayan, onu istediği zaman görevden alan bir kurul, bir iktidar karşısında nasıl tarafsız olabilir yargı? Kendisine zarar gelmemesi için bu konuda gereken, istenilen kararları,
istenilen hükümleri vermek durumundadır. Bu konuyu defalarca söyledik. Yargı tarafsız değildir çünkü bağımsız değil. Bağımsız olabilseydi, birilerine bağlı olmasaydı, maaşını, özlük haklarını, özgürlüğünü, kişi haklarını başka bir kurumdan alıyor olsaydı, şüphesiz yargı tarafsız davranabilirdi. Ama şu anda bunun asgari koşulları yok. Şimdi Adalet Akademisi demişken, gerçekten adalet nedir diye bir sormak lazım. Hiç olmayan bir şey. Türkiye'de yok şu anda. Adalet değil, adaletsizlik hüküm sürüyor. Yani dünyada yaptığımız araştırmalara göre başka hiçbir soru bu kadar tutkulu bir şekilde tartışılmadı adalet kadar. Başka hiçbir soru bu kadar kan ve gözyaşı dökülmesine yine sebep olmadı. Başka hiçbir soru yine Eflatun'dan Kant'a yoğun bir ilgiye mazhar olmadı. Adalet kavramı tarihsel arka planda da en çok tartışılan kavramlardan biri. Bugün adaletin asgari şartları nedir peki? Adalet kavram olarak şöyle tanımlayabiliriz sanırım. Herkesin hakkını tanıma, karşılıklı zıt yararlar arasında hakka uygun şekilde eşitlik veya dengenin sağlanmasıdır. Ve adaletin tesisi için mutlak surette hukukun evrensel ilke ve esaslarına uygun kanunların olması şarttır. Tabii ki kanunların da toplumda yaşayan tüm bireylerin hak ve özgürlüklerini eşit şekilde gözetmesi gerekir. Neresinden tutalım? Bizim ülkemizde vekiller özgür değil. Milletvekillerimiz hapiste ve rehin. Kanunları yapan irade hapiste tutulurken kanunların eşitliği gözetlediğini kim iddia edebilir? İktidar partisi tarafından çıkarılan kanunlar tek taraflı bakışla şu anda söz konusu. Şimdi burada adalet nasıl sağlanır? Herkese eşit sağlanarak. Daha dün 2932 yasayla, şark ıslahat planlarıyla, birçok daha Cumhuriyet dönemindeki birçok yasayla tehciri, sürgünü, asimilasyonu, inkarı bu ülke yaşadı. Kürtler reddedildi, asimilasyon uygulandı, inkar edildi, katliama uğradı. Dersim'den, Agri'den, Koçgiri'den, Roboski'den bugüne geldik. Dün çok iyi hatırlarım çocukken Kürtçe konuştuğu için 2932 sayılı yasayla 91'de Özal kaldırdı, para cezası veriliyordu. Bugün meclis kürsüsünde Kürdistan bölgesinden söz eden bir milletvekilimiz ceza alıyor. Adalet bunun neresinde? Dün konuştuğumuz için ceza alıyorduk, bugün de konuştuğumuz için ceza alıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. İşte adaletsizliği ve adalet kavramının nasıl yaşama geçtiğini buradan tartışmamız lazım. Bu kürsüde düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa, bu kürsüde biz kendi ana dilimizi savunamıyorsak, kendi kimliğimizi savunamıyorsak, kendi kültürümüzü yansıtamıyorsak, yaşadığımız coğrafyayı zikredemiyorsak, bu parlamentoda da, bu ülkede de özgürlük de yoktur, adalet de yoktur. Bu nedenle adalet akademilerinde ne öğretildiğini çok merak etmiyorum. Çıkan kararlardan, eğitimcilerin kim olduğundan, onların şahsından ari bir şekilde söylüyorum. Zaten durum ortada. Şimdi açıkçası Adalet Bakanı burada, hazır buradayken Sayın Adalet Bakanı, ona da doğrudan sormak istiyorum. Birazdan belgeyi de kendisine takdim edeceğim. AİHM'e gönderilen savunmada Sayın Adalet Bakanı ve kurul bugün açıklama da yaptık. Diyor ki milletvekilliğinden kaynaklanan haklar devam ediyor. Yani bizim şu anda hapiste bulunan eş genel başkanlarımız dahil, milletvekilleri Enis Berberoğlu'na dahil, milletvekillerinden kaynaklı haklarını kullanabiliyorlarmış. Nasıl kullanıyorlar bilmiyoruz. Bunu bir izah etmelerini istiyorum. Burada oy veremiyor. Hiçbir denetime katılamıyor. Anayasa değişiyor. Görüşmelere taleplerimiz ısrarla olmasına rağmen katılamıyor. Dört duvar arasında nasıl milletvekilliği yapılıyor? Gerçekten Sayın Adalet Bakanı'na soruyoruz. Hadi bunu da geçtim. Her şeyi geçtim. Biz cezaevindeki arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Biz milletvekilliyiz. Biz milletvekili olarak haklarımızı kullanamıyoruz. Bu konuda neden izin verilmiyor? Tek tek aramak, rica etmek, defalarca görüşmeyi geçiyorum.
istisnaları geçiyorum. Gerçekten bu ayrımcı uygulamayı bugün bize izah edin. Biz eş başkanlarımız ve milletvekillerimizi neden ziyaret edemiyoruz? Diğeri Demirtaş şahsında tüm vekiller için soruyorum. Onun şahsında tümü için. 407 gündür Demirtaş cezaevinde. 95 duruşması yapıldı. Neden Demirtaş'ı mahkemeye çıkarmıyorsunuz? Buyurun tamamlayın. Vekiller mahkemeden kaçıyor diyordunuz ısrarla. Şimdi neden mahkemeleri HDP'lilerden ve Demirtaş'tan kaçırıyorsunuz? Bunun izahını istiyorum. Elimde sizin adınıza imzalanan bir yazı var. Cevap alamadığım için buradan sormak zorundayım. Enis Yavuz Yıldırım, hakim, bakan adına genel müdür. Ve bu yazıda şunu söylüyor. Diyor ki, silahlı terör örgütüne üye olması içinden militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen ve takip edilen devam ediyor. Olabileceği değerlendirilmektedir. Bu sözünü ettiğimiz kişi Demirtaş. Bunun Yargıtay kararı ekleniyor ve diyor ki SEGBİS'te savunmasının alınmasına. Bu bir talimattır aynı zamanda. Ve anılan Yargıtay ilamı uyarınca işlem yapılması diyorsunuz. Ve işlem yapılamaması halinde gerekli görülürse günsüz olarak duruşma açılması. Bu yargıya müdahaleyi siz mi yaptınız? Siz yapmadıysanız bugüne kadar onlarca defa bu kürsüden sorduk. Neden yanıt vermediniz? Demirtaş'ın mahkemeye çıkmamasının, vekillerin çıkarılmamasının sebebi sizin talimatınız mıdır? Şimdi bunu size de takdim ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Beştaş.